Ee, şimdi daha önceden de biliyorsunuz aslında defalarca birkaç ayda bir Spiti'ye e, Asrın Hukuk Bürosu tarafından e, İmralı'daki infaz rejimiyle ilgili Sayın Öcalan'ın ve yanındaki diğer arkadaşlarının e, avukatları, vasisi ve aileleriyle görüştürülmemesi nedeniyle e, uygulana yoğun tecritin e, yerinde ne, denetlenebilmesi için Spiti'ye yani Avrupa İşkenceyi İzleme ve Önleme Komitesi'ne başvuruları yapılıyor. E, en son Yanlış hatırlamıyorsam Mart, Şubat veya Mart ayında yani bu yılın Şubat veya Mart ayında yine bir başvuruları oldu. Bu söz konusu olan yeni başvuru da Nisan ayından bugüne kadar yapılmış olan avukat aile ve vasi yapılamayan daha doğrusu vasi görüşmelerini içi başvurularına içeri ilişkin olarak yapılmış olan bir başvuru çok uzun zamandır. Yani en son e, 2021 yılı Nisan ayında çok kısa bir telefon görüşmesi e, hakkı tanınmıştı Sayın Öcalan'a e, ve oradaki bir iki tane çok kısa mesajının hemen ardından 3-4 dakikalık bir konuşmanın ardından e, telefon hemen kesilmişti daha sonrasında da e, artık bir daha kendisinden haber alınamadı. Bu anlamda hem Sayın Öcalan'a hem de orada İmralı cezaevinde onun dışında bulunan hamile Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş üzerinde devam eden tecrit çok ağırlıklı olarak halen sürüyor. Hiçbir şekilde avukat görüşleri yapılamıyor, aile görüşleri yapılamıyor, vasi görüşmeleri yapılamıyor. Aynı zamanda da sosyal faaliyetleriyle ilgili de büyük bir ihtimalle bunlar da gerçekleştirilmiyor. Bunu aslında en çok şeyden görebiliyoruz yani yapılmış olan başvurular aile, vasi ve avukat. Görüşmelerin sağlanması için neredeyse her hafta aile görüşleri için her ay düzenli olarak yapılan başvurulara İmralı hapishane idaresi ve Bursa'da bulunan infaz Savcılığı tarafından red kararları veriliyor. Bu red kararlarını da itirazlar üzerine ancak gerekçeleri öğrenilebiliyor avukatları tarafından yani Asrın hukuk bürosu'dan almış olduğumuz bilgiye göre disiplin cezaları sürekli olarak aile, avukat ve vasi görüşmelerini görüşmelerinin engellenmesi bazı disiplin görüşmeleri, bazı disiplin cezaları uygulandığı gerekçesiyle engelleniyor. Ancak o disiplin cezalarının kesinleştirilmesi, uygulanması, kesinleştirilmesi dahi avukatlardan ne yazık ki korsanvari bir uygulamayla gizli yapılmaya çalışılıyor. Gizli yapılıyor çok büyük bir kısmı da. Ondan sonraki başvuruları zaten biliyorsunuz yani ağırlıklı olarak işte bu pandemi COVID-19'un bütün dünyada etkilerini göstermesi nedeniyle bunlar bu hastalıkta gerekçe gösterilerek veya herhangi bir gerekçe de gösterilmeden spiti tarafından yapılmış olan başvuru spitiye yapılmış olan başvuruların birçoğu şu ana kadar yanıtsız bırakıldı. O başvuruların içeriklerinde derinleştirmiş olan işkence yani şu andaki tecrit aslında bir işkence yöntemidir. İşkencenin izlenmesi ve bununla, bunun önlenmesi için e, gerekli olan yasal adımların atılabilmesi için e, İmralı Hapishanesi'nde e, görüşmelerin yapılması, İmralı Hapishanesi'nin ziyaret edilmesi ve bu ziyaretler sonrasında da hem hukuk bürosunun yani asrın hukuk bürosundaki avukat arkadaşların ailesinin ve e, devletle ilgili de devletin ilgili birimleriyle de gerekli görüşmelerin e, yapılmış olması talep ediliyor. E, ancak bugüne kadar dediğim gibi yani 2019'un 2019'dan bugüne e, yaklaşık 3 yıllığı belki 3 yıldan daha uzun bir süredir yapılmış olan başvuruları herhangi bir şekilde olumlu bir geri dönüş sağlanamadı ne yazık ki. Yani şöyle söyleyelim. Şimdi CPT'nin temel görevi aslında isminden de çok açık olarak anlaşılacağı üzere Avrupa İşkenceyi İzleme ve Önleme Komitesi. Avrupa Konseyi'ne üye olan ülkelerin oluşturduğu bir komite. ülke Üye olan ülkelerin adaylarının, çalışanlarının da bulunduğu bir komite. Dolayısıyla aslında oraya yapılmış olan bütün başvuruların yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir yargı organı değil, ancak yine de önemli çünkü bunlar Avrupa Birliği, Avrupa Konseyine bağlı olması ve niteliği gereği uluslararası denetimi cezaevlerindeki özellikle özellikle cezaevlerindeki asıl çalışma alanlarından alanıdır cezaevleri. Cezaevlerindeki uluslararası denetimi sağlamak ve devletlere yani üye olan ülkelere üye olan devletlere e, hak ihlali gördüğü yerde bu hak ihlallerine ilişkin raporları düzenleyip yasal olarak gerekli olan düzenlemeleri yapma konusunda tavsiye kararlar veriyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, iç Hukuk'taki hani yerel mahkemeler ya da Anayasa Mahkemesi gibi doğrudan bir hak ihlali kararı, yasal bir e, yargı mekanizmasını gerektirebilecek, yargılamayı gerektirebilecek bir e, yargı mekanizması değil. Ancak uluslararası e, niteliği gereği eee önemli ve Avrupa Konseyi ülkeleri açısından da oldukça önemli. Elbette ki yani Türkiye'nin biliyorsunuz yani son dönemlerde son birkaç yıldır özellikle Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesini aşan durumlarda yani karar veremediği veya olumsuz karar verdiği durumlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine giden dava dosyalarının çok büyük bir kısmında Türkiye aleyhine de çok çok fazla karar çıkıyor. O kararların işte Demirtaş, Kavala kararları gibi ee, bu kararların hiçbirinin uygulanmaması halinde Bakanlar Komitesi'ne e, başvuru yaparak e, yine bir idari bir e, yolla o kararların uygulanmasının denetime açılması sağlanabiliyor. Ancak CPT'nin e, görevi biraz daha idari bir işlem. E, tabii ki e, üye ülkelerin çalışanlarının üye ülkelerin birebir orada etkisi var. Ancak e, bizce olması gereken e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uluslararası insan hakları sözleşmesine uygun olarak kurulmuş olan bir yapının herhangi bir ülkenin yani sadece Türkiye'nin değil Yunanistan'da ya da başka bir ülkenin de işte Azerbaycan'ında Rusya'nın da dahil olduğu gibi ülkelerde de insan hakları ihlallerini giderebilmek için üzerlerine gelen, düşen tüm görevleri, yükümlülükleri yerine getirmiş olmaları gerekiyor. Türkiye'nin birçok cezaevinden CPT'ye muhtemelen başka başvurular da yapılıyordur ama ülkedeki yani Türkiye'deki cezaevlerinde uygulanan şu andaki ticretin asıl kaynağı, asıl kıymetini bulduğu asıl başladığı yer İmralı cezaevi. İmralı cezaevinde Avrupa Birliği'nin de Avrupa, Birliği Avrupa Konseyi'nin de ve bu kapsamda Avrupa Konseyi kapsamında oluşturmuş olan CPT'nin hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de buna göre bir yol yöntem izlemiş olması gerekiyor. Bunların arasında Spit'in kendi görevini yerine getirmemesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin etkisi var mıdır yok mudur? Orasını elbette ki yani biz hukukçular olarak bilebilmemiz mümkün değil. Ancak çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Yani yapılmış olan başvurular var. Bu başvurular yerine getirilmediği yani Spit'i tarafından başvurular yerine getirilmediği sürece hem avukatları tarafından hem diğer hukukçular yani bizler tarafından hem de aslında demokratik kamuoyu tarafından Spiti'nin taraflı olarak hareket ettiği e, ne dair bir soru işareti elbette ki hep, hepimizin kafasında var. Niye kadar genel olarak cevapsız bırakılıyordu. Aile ve aile vasi ve avukat görüş başvuruları cevapsız bırakılıyordu. Eylül 2020 tarihinden sonra da e, avukat görüşmeleri açısından disiplin cezaları e, gerekçe gösterilerek 6 aylık avukat görüş yasağı getirilmeye başlandı. Yani bunu getirmeye başlandı kısmını avukat görüşüne başvuru yapıldıktan yazılı olarak başvuru yapıldıktan ve yazılı olarak reddinden sonra yapılan itiraz üzerine biz ancak yani hukuk bürosu ancak asrının hukuk bürosu ancak tespit edebildi. Ondan öncesinde hiçbir şekilde avukat görüşünü yasaklandığı, disiplin cezaları nedeniyle yasaklandığı veya aile görüşünü hangi nedenle yasaklandığına dair hiçbir şekilde bir yazılı bir başvuru olmaksızın ya da itiraz olmazsa eğer bir belge, bilgi, verilmiyor. Herhangi bir beyan da verilmiyor. Ne idari cezaevi idaresi tarafından ne de savcılıklar tarafından. Ama şöyle bir şey oldu. 6 aylık o avukat görüş yasakları artık o kadar süresi bittikten hemen sonra, işte birkaç gün veya bir hafta sonrasında yeniden bir avukat görüş yasağı uygulanmaya başlıyor. Ve bu avukat görüş yasakları da yine disiplin cezalarına dayandırılıyor. Ve onlar da 6 ay. En az 6 ay avukat görüş yasağı. Oysa avukat görüş yasağı Türkiye'deki hiçbir cezaevinde bugüne kadar uygulanmadı. Uygulandığı tek yer, avukat görüş yasağının uygulandığı tek yer İmralı Hapishanesi oldu. Yani bugüne kadar aslında CPT'nin yapmış olması, yani 2019 yılında Mayıs ayında vermiş olduğu bir şey var. Öcalan'la ilgili vermiş olduğu bir rapor var, Türkiye aleyhine vermiş olduğu rapor. O çok çok kıymetli. Yani en son yapılmış olan başvurularda da, CPT'ye yapılmış olan başvurularda da, avukat arkadaşlarımız tarafından elbette ki bu rapora da is, e, e, atıfta bulunuldu. Yani raporun içeriğine ben kısaca size böyle iki başlık halinde söyleyebilirim. E, 2019 Mayıs ayında CPT'nin e, vermiş olduğu kararda yani Türkiye'de tabi, e, tebliğ etmiş olduğu, hükümete tebliğ etmiş olduğu kararında birincisi çok önemli olan bir şey mesela. Diyor ki ağırlaştırmış müebbet hapis cezası infaz sisteminin e, Türkiye'de yasal bir zemini oturtulması gerekiyor. Bu ağırlaştırılmış müebbet hapis infaz rejiminin değiştirilmesi ve bu değişikliğin de yasal olarak yapılması gerekiyor. Yani bu sadece İmralı'da uygulanan bir şey değil. Evet İmralı'yı başta alıyor. Çünkü en çok ona ilişkin hatta tek sadece İmralı'ya ilişkin yapılmış olan başvurular var. Ama bu başvuruyu siz incelemeyi alırken yani biz bu başvuruyu incelemeye aldık. Ancak siz devlet olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ilgili yasal bir ...infaz rejimiyle ilgili yasal bir düzenleme yapmak zorundasınız. Yapmalısınız diye tavsiye kararı var. Aynı kararı biz umut hakkı olarak... ...hani bugünlerde çok geçiyor, umut hakkı olarak geçen... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yine... ...Sayın Öcalan'la ilgili vermiş olduğu... ...2014 tarihinde vermiş olduğu kararda da görüyoruz. Orada da bir kişiye siz ömür boyu hapishanede... Öm ...ömür boyu cezaevinde kalacağı şekilde bir ceza veremezsiniz... Verdiyseniz de o insanın, o kişinin cezaevinden çıkabileceği bir tarihi tahayyül etmesini, günlük yani bir gün cezaevinden çıkarsa da günlük hayata rahatlıkla alışabilmesi, günlük hayatını devam ettirebilmesi için e, gerekli olan olanakları sağlamış olmanız gerekiyor diyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı da. O da bugüne kadar uygulanmadı. Umarız ki e, Asrın Hukuk Bürosu'nun talep ettiği yani e, daha doğrusu sadece Avrupa sadece Asrın Hukuk Bürosu değil aynı zamanda Sayın Öcalan'la görüşmek için imza vermiş olan 775 avukatın da talebi gibi bir anda gerçekleştirirler gerçekleştirirler ziyareti önemli olan çünkü hak ihlalini asıl o anda görebilecekler onu biliyoruz biz. Türkiye'nin hani en azından duyumdan da ibaret olsa kararlarından da Türkiye Cumhuriyeti aleyhine çok fazla başvuru var bu artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlardan da anladığımız kadarıyla Türkiye çok etkin olarak Avrupa Konseyi'nde çok etkin bir rolde oynamaya başladı. Türkiye'deki göçmen sayısının, mülteci sayısının çok fazla olması ve bunların Avrupa'ya gönderilmemesinin şartlarından bir tanesi de muhtemelen Avrupa Konseyi'ni ve orada oluşturmuşlar o komiteler, yani de dahil olmak üzere onlar üzerinde de önemli bir etkisinin olabileceğini düşünüyorum ben. Mevcut e, anayasa, yani darbe olması olmasına rağmen mevcut anayasa, mevcut e, infaz sistemi yani infaz yasası dahi avukatları, vasisi ve aileleriyle Sayın Öcalan'ın e, görüşünün engellenmesine dair hiçbir e, hüküm içermiyor. Yani en azından anayasanın ikinci maddesindeki o eşitlik ilkesinin uygulanabilmesi için e, ve a, hani en kritik şu anda gerçekten... Tam bir kaos, tam bir savaş ortamında yaşıyoruz. Bütün bu savaş ortamının da e, sonlandırılabilmesi için e, Sayın Öcalan'la avukatlarının, ailesinin ve vasili, vasisinin görüşmesinin olanaklarının açılması lazım. E, bu sadece Asrın Hukuk sadece Öcalan'ın bir talebi değil, Kürt halkının bir talebidir. Aslında Türkiye'deki demokratik kamuoyunun bir talebidir. Çünkü Kürt sorunu e, sadece e, savaşa çözülemeyeceğini ve konuşulabilir bir e, konu olduğunu... 2013-2015 arasındaki o müzakere döneminde de gördük, daha doğrusu çözüm sürecinde de gördük. Bu halen mümkün, sadece bunu söyleyebilirim. spitinin bu dönem yapması gereken çok uzundur, uzun süredir yapmış olması gereken şey bir an önce gelip gerekli olan incelemeyi aniden herhangi bir haber verme, herhangi bir şekilde haber vermek sizin gerçekleştirmesi ve raporunu ona göre düzenlemesi, raporunu da bir an önce açıklamış olması gerekiyor. Buna ilişkin yani yapmaları gereken çok fazla şey var. Olanakları da çok fazla. Bunları rahatlıkla yapabileceklerini düşünüyorum.